Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde DaVinci de Resolve Fusion'da makro oluşturmayı öğreneceğiz. Hemen video klibimizi seçelim ve Fusion sekmesine gidelim. Evet ben burada bir tane text yani yazı oluşturacağım ve bu yazı arkasına da bir tane gölge ekleyeceğim. Öncelikle yazımızı ekleyelim. Sürükleyip şöyle ortaya bir yere bırakıyoruz. Şimdi yazımızı şöyle bir seçelim. Üst tarafta tutabiliriz. Şimdi text'i seçtikten sonra buraya yine büyük harflerle şöyle abone ol yazalım. Bu yazıyı şöyle birazcık aşağı getirebiliriz. Ardından rengi değiştirelim. Ve yazı tipini değiştirelim. Şimdilik bu kadar yeterlidir. Burada text seçiliyken buna bir tane drop shadow ekleyeceğiz. Yani arka tarafa bir gölge ekleyeceğiz. Shift ve boşluğa basarak araç kutusunu açıyoruz. Ve buraya drop yazıyoruz. Drop shadow hemen çıkar. Bunu seçiyoruz. Ve add ile bunu texte ekliyoruz. Hemen bu yazımızın arka kısmında bir gölge oluşacaktır. Sağ tarafta çeşitli ayarlarımız vardır. Shadow Strength mesela gücünü artırabiliriz. Açısını artırabiliriz. Bakın yazı gölgenin uzaklığını ayarlayabiliriz. Buradaki gölgenin ayrıca bulanıklığını artırıp azaltabiliriz. Şurada mesela biraz daha arka tarafa diyelim ki getirelim. Şimdi siz buradaki... Gölgeli yazıyı diyelim ki sürekli olarak kullanacaksınız. Ve sürekli olarak da belli ayarlarda değişiklikler yaparak bunu animasyon haline getireceksiniz. E bunu projelerinize sürekli drop shadow'u teksti sırasıyla yani teksti ve drop shadow'u eklemek yerine bundan bir tane makro oluştururuz ve düzeltmek istediğimiz özellikleri o makro içerisine kaydederiz. E, tek bir düğüm haline getiririz. İstediğimiz zaman o düğümü de içeri çağırıp sadece o düğüme ait özellikleri değiştirerek bu yazıyı kullanabiliriz. Biraz karmaşık olabilir. Anlatımla olmaz. Gelin örneklendirelim. Şu iki tane düğümümüzü bir seçelim. Bunların üzerinde sağ tıklayalım. Ve ardından makroya gelelim. Create makro diyelim. Artık burada makro oluşturacağız. Buna bir isim verelim. Ne ismi verelim mesela? İngilizce bir isim verebiliriz text shadow diyebiliriz. Yazı ve gölge. Şöyle yazıyı bir düzeltelim. Şimdi burada bu hangi araçları kullanmak istiyorsak onları seçeceğiz. Mesela alt tarafta sadece teksti seçelim. Bakın bu bölümde tekste, text bir içerisinde neler var bir bakalım. Text var. advanced controls var. Tab spacing gibi seçenekler var. Veya yan yana baktığımız zaman sekmelerde layout var, transform var, shading var. Bunlara ait bütün özellikleri biz makro haline getirebiliyoruz. Şimdi burada mesela text 1'de neyi eklemek istiyoruz? Örneğin image bölümü var. Image bölümünde ben herhangi bir şey eklemek istemiyorum. Şuradaki ayarları ekleyebiliyoruz. Bunu ben istemiyorum. Image'i kapatabilirim. Text bölümünde ne varmış? Gelelim text bölümünde. Style text denilen yer var. Şurası. Tabii ki yazıyı her an değiştirmek isteyebiliriz. Bunu seçelim. Fontu mutlaka değiştirebiliriz. Bunu da alalım. E style mutlaka olsun. Bunu da seçelim. Color eklenebilir. Burada bakın green var örneğin. Bunu da ekleyebiliriz isterseniz. Yeşil, mavi e tonlarda eklenebilir. E size'ı mutlaka eklememiz gerekebilir. Çünkü Burada şöyle şunu kenara alalım. Bu yazının büyüklüğünü, küçüklüğünü değiştirebilirsiniz. Başka bakalım diğer line spacing veya diyelim arada mesela şöyle gelelim bu yazının aralarını artıran bir özellik var burada. Harflerin daha doğrusu. Bunu da sonradan değiştirmek isterseniz şurayı bir sıfırlayalım bakalım. Bunu da ekleyebilirsiniz. Belki ben sonradan kullanmak istiyorum dersiniz. Şöyle aşağıya doğru inelim. Bakın birçok özellik var. Bunlardan dilediğinizi ekleyebilirsiniz. Tek düğüm haline gelecektir ve bu tek düğüm üzerinden bunlar bu kontroller kullanılabilir hale gelecektir. Layout'a gelelim. Layout'ta neler var? Bakın bunu sağa sola taşımak isteyebiliriz. Mesela center'da dikkat ederseniz. Örneğin burayı sıfırladık. Aşağıya almıştık. Mutlaka bize Center X bölümü lazım olacak. Center X, Center Z, Y ya da sadece adıyla Center bunu alabiliriz mesela. Layout Type'a pek ihtiyaç duymuyoruz. Hani bunu yuvarlak mı yapacağız, pet halinde mi yapacağız? İsterseniz ekleyebilirsiniz ama Center ve Center X mutlaka yazıyı yukarı aşağı taşımak için kullanılabilir. Yine Size'a belki ihtiyaç duyabiliriz. Bunu ekleyelim. Genişlik değeri var. Burada rotation ayrıca döndürme değerleri var. Şöyle aşağıya inelim. Bakın bunları da ekleyebiliriz. Rotation order, position, pozisyonlar, genişliği vesaireyi. Bunları da ekleyebilirsiniz. Bunlara tabii ön tanımlı değerler de girebilirsiniz. Bakın burada çeşitli değerler var. Bunları da değiştirerek makro halinde sonradan içeri aktarabilirsiniz. Transform'a gelelim. Transform'da da Spacing demiş. Şöyle yine aralarını açıyor. Zaten Tracking'e eklemiştik. İsterseniz yine Spacing'i e ekleyebilirsiniz. Ama Tracking'de aynı işlemi gördüğü için eklemeyebiliriz. Pivot değerleri var. Döndürme değerleri var. Bakın burada yine. Yani bunlara da ihtiyaç duyuyorsanız ekleyebilirsiniz. İnelim aşağı. Shading var. Shading ile ilgili mesela ben burada diyelim ki bu yazının e, görünüm şeklini değiştirebilirim. İleride ince bir hale getirebilirim. Çok daha farklı efektler ekleyebilirim. Prince'ı ekleyebiliriz pekala. Shading bölümünde. Bakalım burada aşağıda bulunuyor. Başka örneğin neler var? Üzerinde zaten yazıyor. Select Element var. Opacity değerini e, artırıp açabiliriz. E, daha doğrusu artırıp azaltabiliriz. Şöyle bir aşağı inelim. Birçok değer var bakın burada. Softness ayarları var. Yine pozisyon ayarları var. Bunları da ekleyebilirsiniz. Drop Shadow seçelim. Drop Shadow'la da ilgili çeşitli ayarları ekleyebilirsiniz. Mesela Shadow Strength. Buradaki gölgenin gücü mutlaka değiştirilmesi gerekebilir pekala. Açısı, uzaklığı, belki bulanıklık eklemek isteyebilirsiniz. Bulanıklığı Kimi geldiğinde açık, kimi geldiğinde yani yeri geldiğinde kısa bilirsiniz. E, renk eklenebilir pekala, red, green, blue şeklinde. Evet, başka yine diğer seçeneklerden ekleyebilirsiniz. Kamına bakalım. Kamında da burada birçok diğer kanal özellikleri görüldüğü üzere bunlar var. Şimdi bunu nasıl kaydedeceğiz? Şöyle file'a geliriz. Save deriz. Burada bizi DaVinci Resolve Support Fusion Macros klasörüne götürür. İsim vermiştik zaten. Text Shadow. Hemen bunu kaydederiz. Burayı bir kapatalım bakalım. Şuradaki bütün düğümleri de bir silelim. Şimdi Media In seçiliyken Shift ve boşluğa basarak hemen burada text yazdığımız zaman text shadow diye yazalım. Bakın Hemen bizim eklemiş olduğumuz, daha doğrusu oluşturmuş olduğumuz makro burada belirir. Add diyelim. Bunu buraya Merge ile artık eklemiş olduk. Şöyle Text Shadow'u bir seçelim bakalım. Burada bizim hemen sağ tarafta makro olarak oluşturduğumuz özellikler görülüyor. Bütün yani Makroya eklemiş olduğumuz bütün özellikleri burada görüyoruz ve bunları değiştirebiliriz. Renk değiştirilebilir. E aynı zamanda bakın arasındaki mesafe değiştirilebilir. Center X, Y ile şunu bir şöyle tracking gibi resetleyelim. Sağa sola yukarı aşağı taşıyabiliriz. Center X'te uzaklaştırıp yakınlaştırabiliriz. Tabi bunlar yine animasyon haline de getirilebilir. Yine boyutta oynayabiliriz. Sıfırlayalım bakalım. Burada tabii ki varsayılan değerlerde gelecektir. Hani makroda hangi değerlerde bunu e, makroya eklemişsek o özellikler burada gözükür. Örneğin görünümünü bir seferlik de olsa değiştirmek istedim. Shadow strength'i artırabilirim. Şöyle bir 5 değerini verebilir miyiz bakalım? Zannedersem daha yüksek değerler verilemiyor. Maksimum değer bu. Diğer farklı araçlara da pekala alabiliriz. Burada açıyı değiştirebiliriz. Uzaklığı değiştirebiliriz. Uzaklığı değiştirdikten sonra yazıyı değiştirebiliyoruz. Yine yakınlaştırma da yapabiliriz arka tarafta. Evet yine burada renk değerlerini de değiştirebiliriz pekala. E, font yukarıda style text eklemiştik bu bölümde. Yazıyı değiştirebilmemize de tabii ki imkan tanıyacaktır. Örneğin abone ol değil de ben bunun abone olun olmasını istiyorum karar değiştirdim. Hemen değiştirebilirsiniz. Yazı tipini de değiştirebilirsiniz. E, makroda yineliyorum. Eklemiş olduğunuz özelliklerin tümünü burada görebilirsiniz. Bunu tabii ki sadece bir tekst ve gölgede yapmazsınız. Birçok efekte de makro özelliğini kullanabilirsiniz. Makrolarla ilgili daha detaylı çalışmalarda ileride yapabiliriz. E, yine öğrendiklerinde sizlerle paylaşabilirim. Bir şöyle yapalım isterseniz. Mesela bunları tamamen bir silelim. Edit bölümüne gelelim. Burada farklı bir video. Şunu da bir silelim klibimizi. Farklı bir video klip içeriye aktaralım. Evet. Bunu da hemen zaman akışına aktaralım. Şurada Fusion'a tekrar bir gelelim. Evet, şimdi burada tekrar Media In'i seçelim. Shift -space ile Text Shadow'u arayıp bulalım. Burada da Vinci Resolve'u yeniden başlattığınız zaman da araçlar içerisinde bunu bulacaksınız. Ee, hani bunu silebilirsiniz tabii ki bu makro klasörüne giderek isterseniz düzenleyebilirsiniz. Add diyoruz. Şu anda yine eklenmiş oldu. Text Shadow'u seçersiniz. Yine özellikleri de burada görmektesiniz. Evet arkadaşlar, böylece bir DaVinci Resolve Fusion dersinde sonuna gelmiş olduk. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hep ama hep sağlıklı kalın diyorum.